alındığı için can güvenlikleri yoktur. Emniyete yapılan hukuksuz operasyonları konuşacağız. Şu anda belki de Türkiye'de birçok emniyet amirinin hocası, yüzlerce polis yetiştirmiş Profesör Doktor İbrahim Cerrah Polis Akademisi öğretim üyesi canlı yayın konuğumuz Ankara'dan. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ediyorum Akif Bey. Hoş bulduk. Çok sağolunuz, çok teşekkürler. İkinci emniyete ikinci operasyon başladı sabah saatlerinde. Dilerseniz onunla başlayalım. 13 il ismi geçiyor ve o 13 ilden 30'un üzerinde gözaltı listesi var. Neler söylersiniz bu operasyonu, yani birinci operasyondan sonra ikinci, belki üçüncü, dördüncüyü bekliyor musunuz? Şimdi Akif Bey, önce şunu söyleyeyim. Beni takdim ederken orada yüzlerce emniyet amirinin hocası dediniz. Aslında o konuyu biraz açıklık getirmek istiyorum. Yüzlerce değil, binlerce, hatta on binlerce emniyet müdürü polis akademisinde gerek akademi öğrencisi olarak gerekse terfi kurslarında benim öğrencim oldu. Tabii ki onları yetiştiren tek kişi ben değilim. Çok saygıdeğer hocalarımız ve emniyet mensuplarımız onların eğitiminde katkılar yaptılar. Ben de onlardan sadece bir tanesiyim. Ancak şu anda bakın, hakkında operasyon yapılan ve benim de televizyon ekranlarına çıkıp kendimi onları savunmak zorunda hissettiğim arkadaşlarımın değil, şu anda görevde olan ve bu uygulamaları yapan polislerin de hocasıyım. 8 yıl, bakın bunu birkaç kez söyledim, bir kez daha tekrar ediyorum. 8 yıl Türk Polis Teşkilatı'nın emniyet müdürlerine eğitim veren kurumun müdürlüğünü yaptım. Aynı zamanda burada hocalık yaptım. Şu andaki emniyet müdürlerinin, il emniyet müdürlerinin, polisler ve emniyet amirleri demiyorum, bu teşkilatın her mensubu çok kıymetlidir. Çaycısından, odacısından, polis memurundan, il emniyet müdürüne kadar hepsi kıymetlidir. Namuslu ve dürüst şekilde hizmet eden hepsine saygı duyuyoruz. Ancak ben şu anda görevde olan il emniyet müdürlerinin büyük bir kısmının ya arkadaşıyım, devre arkadaşımdır veya bunların terfi eğitimlerinde ders vermiş ve bunların hocasıyım. Biz bunlara neler anlattık? Hukukun üstünlüğünü anlattık. İnsanlarına saygıyı anlattık. Ve en önemlisi, en çok üzerine durduğum ve bu teşkilatta benim bunun üzerine ne kadar durduğumu şu anda görevde olanlar da çok iyi bilirler. Sivil otoritenin üstünlüğünü anlattık biz bunlara. Polislere dedik ki halkın seçmiş olduğu sivil idareciler bizim amirimizdir. Halk onlar aracılığıyla bizi denetler, kontrol eder. Ancak hiçbir zaman şunu anlatmadık onlara. Bu insanlar hukuk dışına çıkabilirler. Bu insanlar çalıp çırpabilirler. Bu insanlar yolsuzluk yapabilirler. Sakın bunu görmeyin demedik. Verdiğimiz eğitimlerde hukukun üstünlüğünü anlattığımız gibi sivil otoritenin üstünlüğünü de anlattık. Ve bu insanlar, şu andaki polisler, almış oldukları eğitimin gereğini yapıyorlar. Biz onlara hırsızları yakalayın, yan kesicileri yakalayın, tinercileri yakalayın ama bu memleketin hazinesini soyan, rüşvet alan, yolsuzluk yapan, başka ülkelerle temas halinde olan ajanları yakalamayın demedik. Evet. Milletin iradesine darbe vuran, yolsuzluk yaparak darbe vuran, milletin itimadını, güvenini suistimal eden, yolsuzluk yapan siyasetçileri sakın ha görmezlikten gelmeyin demedik. Dolayısıyla şunu söylüyorum, ne ben ne de polis akademisi diğer arkadaşlarım, biz darbeci yetiştirmedik. Biz ajan yetiştirmedik, biz hain yetiştirmedik. Bu arkadaşlarımın yaptıkları işin AK Parti hükümeti döneminde çıkartılan kanunlara göre yapıldığına inanıyorum. Ve yine bu hükümet döneminde kurulmuş olan ve asıl amacı büyük yolsuzluklarla mücadele etmek olan birimler tarafından. Yani bu birimler şuna buna göre değil, kendilerine bu hükümetlerin AK Parti iktidarı döneminde çıkan kanunlarla verilen yetkilerle görevlerini yapmışlardır. Son bir konuya daha değineyim. Aynı zamanda ben etik hocasıyım. Dinlemelerle ilgili çok konu gündeme geliyor. Bakın, dinlemelerle ilgili. Dinlemelerle ilgili yine terfi eğitimlerinde bizim verdiğimiz ders notları vardır. Biz bunlarda şunu söyledik. Her şeyden önce hukuka uyacaksınız. Kime karşı? Değil devletin bakanına, başbakanına veya muteber efendim devlet adamlarına veya efendim çok saygıdeğer hayırsever zerrat gibi iş adamlarına demedik. Bakın, katillerin,
hırsızların, suçluların dahi telefonları dinlerken hukuka uyacaksınız dedik. Ve hatta şunu da söyledik, bakın, hukuka uymak yeterli değildir. Etik kurallara da uyacaksınız. Yani elde ettiğiniz bilgileri kendi şahsi çıkarlarınız için kullanmayacaksınız. Evet. Bunu da anlattık. Kamu yararı için çıkartacaksınız diye anlattık. Bitiriyorum. Ayrıca şunu da anlattık. Herhangi bir siyasi görüşe mensup olabilirsiniz. Sempati duyabilirsiniz. Bu insanın tabiatında vardır. Bunu inkar edemezsiniz. Herhangi bir tarikata, cemaate, siyasi görüşe karşı da olabilirsiniz. Ama bunlar hiçbir zaman sizi hukuktan ayırmasın. Haktan ayırmasın. Görevinizi yaparken ne birilerine olan tarafkirliğiniz veyahut da bir başkalarına olan muhalifliğiniz sizi hukuktan ayırmasın. Böyle eğitim verdik ve şu anda operasyon yapılarak gözaltılanan arkadaşlarımın, meslektaşlarımın bu ilkelere uyarak görev yaptığına inanıyorum. Zaten işlerini böyle çok sağlam yapmamış olsalardı kendilerinden bu kadar korkulmazdı diyorum. Evet. Efendim teşekkürler giriş için. Yine biz operasyonlara geleceğiz. O zaman şöyle bir cümle kursak yanlış olur mu? Belki de operasyonda gözaltına alınanlar ve tutuklananlardan sonra en çok bu şekilde operasyon, polise bir operasyon yapılması sizin içinizi ve sizin gibi hocaların içini acıtıyor. Şimdi teşekkür ediyorum. Aslında elbette ki beni acıtıyor. Ve özellikle de şu anda gözaltına alınan bu arkadaşlarımın nasıl fedakarlık içerisinde çalıştıklarını benden çok daha iyi onların aileleri bilir, çocukları bilir. Ben bu arkadaşlarımın halkın seçtiği bu iktidarın darbeyle devrilmemesi için nasıl fedakarlıkla çalıştığını biliyorum. Ama bunu yaşayan onların aileleridir, çocuklarıdır, anne babalarıdır. Yıllarca bu insanlar evlatlarına karşı vazifeli babalık, annelik vazifesini yapamadılar. Eşlerine karşı eşlik vazifesini layıkıyla yerine getiremediler. Bütün bu insanları da üzüyor. Ama asıl şunu üzmesi lazım. Bence bu yapılanlar Türk milletine endişelendirmesi lazım. Çünkü yıllarca polisten şikayet ettiler ve haklıydılar. Polis rüşvet alıyordu. Polis adam kayırıyordu. Bakın polis teşkilatında hukuksuzluk vardı, yolsuzluk vardı. Polisler hırsızla işbirliği yapıyorlardı. Ve bunun bir sorun olduğunu AK Parti hükümeti de tespit etmişti. Bakın şu anda elimdeki bu kitapta Başbakanlık Etik Kurulu tarafından yapılmış olan projeler var. Bu projelerden bir tanesini de ben yürüttüm. Türk Polis Teşkilatı ile ilgili olanını. Başlığını okuyorum size. Kamu etiği akademik araştırmaları. Yolsuzluğun önlenmesi için etik projesi. Yani böyle bir sorun vardı. Bunu kimse inkar edemez. Bizler de yıllardır satın alınamayacak kadar dürüst, hatta vatandaşın değil parayla satın alınmak bir bardak çayını dahi içmeyin. Görev ilişkisi içerisinde olduğu insanların yemeğine, çayına, ikramına dahi dikkatli olun, duyarlı olun. Kültürümüzde bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Bir bardak çayın da hatırı vardır dedik. Aman ha dedik. Bunlara dikkat edin dedik. Ve hatta hiç unutmam, eğitimlerimizde bazen kalkıp hocam siz öyle diyorsunuz ama yukarıdakiler büyük yolsuzluklar yapıyorlar dediklerinde bütün samimiyetiyle söyleyeyim. Yakın bir zamana kadar bunlara inanmıyordum. Söyleyenlerin doğru olduğuna inanmıyordum. İftira atıldığını düşünüyordum. Ve ben emniyet mensuplarına arkadaşlar bunlar doğru değildir. Bizim bu milletin seçtiği bu insanlar dürüst insanlardır. Helali haramı bilen insanlardır. Rüşvet yemiyorlardır diye bilmeden onların günahını savundum, onların ortağı oldum. Ama şu anda görüyorum ki benim bir bardak çay içmeyin dediğim arkadaşlarım satın alınamadıkları için, başkalarının satın alanlar onları satın alamadıkları için namuslu ve dürüst olmalarının bedelini ödetiliyorlar. Namuslu insanlar darbeci olmakla suçlanıyorlar. Başka ülkelerin bu ülkedeki ajanlarını takip edip onların oyunlarını bozanlar da ne kadar ilginçtir ki ajan olmakla suçlanıyorlar. Evet. Bence bu Türk milletini endişelendirmesi lazım. Sadece hoca olarak beni veya ailelerini değil, Türk milleti kendi içinden çıkan, satın alınamayacak kadar namuslu ve dürüst bu polislere sahip çıkması lazım. Yani gözaltına alınan polislerin özellikle elleri kelepçeliyken ellerini kaldırıp haram lokma yemedik ve hiçbir kanun dışı işimiz yok derken şov yapmadıklarını, bilakis dost doğru konuştuklarını söylüyorsunuz galiba hocam. Kesinlikle Türk Polis Teşkilatı bu ülkeye yapmış olduğu hizmetin hiçbir zaman milletin başına da kalkmadı
beklenti içerisinde de olmadı. Zaten bu arkadaşlarımı başkalarından ayıran en büyük özellik budur. Beklentisiz olmalarıdır. Ve şu kadarını da söyleyeyim. Eğer bugün Türkiye'de bir siyasi parti 12 yıldır iktidardaysa, bunda Türk polis teşkilatının çok önemli katkısı vardır. Bunu bu memleketi yöneten siyasiler herkesten daha iyi bilmektedirler. Ancak bir kıyaslamayla bu durumu biraz daha netleştirmek istiyorum. Bakın, Mısır'da da halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı vardı. %52 oyla seçilmişti. Ama çok kısa bir süre sonra ülkesinde darbe yapıldı ve aşağı indirildi. O süreçte bizim ülkemizdeki siyasiler Suriye'ye yaptıkları gibi orada abilik yaptılar. Aman ha dik durun dediler. Ve Suriye'deki halkın seçtiği cumhurbaşkanı dik durmaya çalıştı ama duramadı. Neden duramadı biliyor musunuz Akif Bey? Çünkü arkasında Türk polisi gibi, kale gibi duracak, satın alınmayacak, hesabı kitabı olmayan, geleceği adına çoluk çocuğun endişesini düşünmeyen, memleketin menfaatini, milletin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan Türk polis teşkilatı gibi bir polis teşkilatı yoktu. Mısır sokaklarında, Kahire sokaklarında polisler sokağa çıkmadılar. Polisler görevini yapmadılar. Mursi halkın %52 oyuyla, bakın AK Parti %38 oyla geldi 2002'de. Mursi %52 ile geldi ama duramadı iktidarda. Çünkü arkasında güveneceği bir devlet kurumu yoktu. Evet. Zamanın birinde Türkiye'de böyleydi. 2000'li yıllarda darbeci askerler vardı. Bakın beni bizzat odamda ziyaret etmiş ve bana AK Parti'nin kuruldu daha ilk aylardaydı bu. Hocam biz hükümete 6 ay süre tanıdık. Bakıyoruz duruma göre davranacağız diyen askerler vardı bu memlekette. Yargı AK Parti'nin arkasında değildi. Karşısındaydı. Bugünkü gibi bir havuz medyası yoktu. Bugün evet. Paralel diye yaftaladığınız insanlar sizin arkanızda duruyorlardı. Bugün paralel diye iftira attığınız polisler gece gündüz sizin için çalıştılar. Eğer bugün iktidardaysınız, bugün o koltuklarda oturuyorsanız ve bazı bugün güvendiğiniz insanlar, kendinizi emanet ettiğiniz insanlar bugün o koltukta oturuyorsa, bunu şu anda gözaltına alınan bu kahraman, fedakar ve satın alınamayacak kadar da dürüst olan polislere borçlusunuz. Evet. Bu sabah da hocam bir gözaltı dalgası başladı malumunuz. Bu gözaltı dalgaları yayılacak mı, ne dersiniz? Şimdi bu konuda tabii bir şey söylemek için müneccim olmak lazım. Bu insanların panik halinde olduklarını görüyorum. Ne zaman ne yapacakları bilinmez. Ancak daha önceki programlarda da dile getirdim. Bu millet saf, temiz, duru bir millettir. Şu anda aldatılıyor. Şu anda kandırılıyor. Bu memleketin pırıl pırıl evlatları bu millete darbeci diye takdim ediliyor, sunuluyor. Ve bu durum sürdürülebilir bir durum değildir. Bu durum normal bir durum değildir. Türk kamuoyunun vicdanı bunu kabul etmeyecektir. Bu dalgalar seçime yönelik adeta bir şova dönüşmüş olan bu dalgaların ne zaman devam edeceğini bu dalgalara düzenleme yetkisi olan siyasiler bilir. Ancak gönül şunu arz ederdi ki, demokratik bir ülkede halkın oyunu alarak iktidara gelmiş ve bu memleketi yolsuzlukla kalkındıracağını vaat ederek değil, bakın, adaletle kalkındıracağını vaat ederek iktidara gelenler keşke adaletten ayrılmasalardı. Keşke adalet mülkün temelidir ilkesine sahip çıkarak devleti adaletle ayakta tutmaya çalışsalardı. Cadı avlarıyla ilkel ortaçağ Avrupa'sındaki Hristiyan Avrupa'daki bir ilkeye sarılmasalardı. Tabii ki bu benim aklıma şunu getiriyor. Nasıl bir endişe taşıyorlar? Hangi haleti ruhi içerisinde, kimlerle ne türlü ilişkiler içerisine girmişler ki bir zamanlar kendilerine minnet duydukları, şükran hislerini ifade ettikleri bu polisleri bugün insafsızca ve hukuksuzca linç ederek bundan seçim rantı elde etme peşindeler. Evet, tekrar ediyorum bu cümlemi. Ben son 12 yıl içerisinde Türk Polis Teşkilatı'nın yapmış olduğu hizmetlerden dolayı minnet ve şükran ifadelerini ifade eden bakanlar biliyorum. Ben Cumhurbaşkanı'ndan kendisine gelen talimat üzerine beni makamına çağırıp hocam bir ihtiyacınız var mı, ne yapabilirim sizin için diyen bakanlar biliyorum. Bu insanlar bu göreve getirdikleri polislerin kim olduğunu, ne olduğunu ve kimlerle gönül bağı olduğunu bugün öğrenmediler. 12 yıldır biliyorlardı.
12 yıldır bu satın alamayacak kadar namuslu ve dürüst ve geleceğini, çoluk çocuğunu düşünmeyecek kadar bu memleketin menfaatlerini koruma konusunda cesur insanlara sırtlarını dayayarak iktidarda kaldılar. Evet. Bu insanlar ne oldu da bugün? Asıl onlara sormak lazım. Ne oldu da bugün bu insanlara karşı darbeciymiş, ajanmış, buna kargalar bile güler. Çok iyi biliyorlar bakın Akif Bey. Bu süreci yürütenleri ben tanıyorum. Bakın hissediyorum demiyorum. Bu süreci yürüten insanlarla ben aynı yerde oturdum, aynı masada oturdum, beraber oturduk kalktık. Çok iyi biliyorlar. Bu insanların namus ve dürüst olduklarını çok iyi biliyorlar. Ama zaten problem de o. Namuslu ve dürüst insanlardan korkuyorlar. Namuslu ve dürüst insanlardan korkmak nasıl bir şeydir? Hangi duygu içerisindeler? Demek ki Türk halkına, Türk milletine açıklayamayacakları bazı ilişkiler içerisindeler. Bu gerek parasal ilişkiler olabilir, gerekse Türkiye'nin geleceği adına millete izah edemeyeceği bir yerlere söz vermeleri söz konusu ki bu memleketin birlik ve bütünlüğüne hizmet etmiş, satın alamayacak kadar da namuslu bu insanları bugün harcamak zorunda kaldılar. Evet. Yoksa tanıyorlar yani. Bu insanların kim olduklarını biliyorlar. Bu insanları bu göreve getirirken bunları tanıyorlardı. Yani şu ana kadar saf da yeni gözler açılmış değil. Anladım. Hocam, evet. Bugün Zaman Gazetesi de bu konuyu işlemiş. Özellikle sahur operasyonu savcılarından ciddi manada kamuoyunu dehşete düşüren ifadeler, 12 Eylül'deki gibi gerekirse 500 bin kişiyi alırız şeklinde ifadeler var. Muhakkak siz de göz atmışsınızdır. Bu ifadelerle biraz da toplumu korkutmaya mı çalışıyorlar? Zaten terörde olduğu gibi, yani terör eyleminde bir kişi iki kişi öldürürsünüz, topluma terör havası verirsiniz, tedirgin edersiniz. Burada da operasyon yapılan polislerle diğer polisler üzerinde bir caydırma politikası üretilmeye çalışıyor. Tekrar ediyorum, kendileri bilir. Yalnız Napolyon'un sözünü bir kez daha hatırlatayım. Bugün adalet insanlara huzur ve güven sağlamak için değil, insanları huzursuz etmek için, tedirgin etmek için yargı kullanılıyor. Yargı bugün kılıç gibi kullanılıyor. Napolyon der ki, kılıçla çok şey başarabilirsiniz ama üzerine oturup rahat edemezsiniz. Bugün Türkiye'deki insanların huzurunu bozanlar, kendilerine destek vermiş, gönül vermiş, dua etmiş olan insanların, 12 yıldır kendilerine destek veren insanları bugün karalayanlar, seçim meydanlarında iftira atanlar, alacakları %3-5'lik oy beklentisiyle bu insafsızlığı yapanların yapılan bu hukuksuzluğun hayrını göreceğine inanıyor musunuz siz? Ben hiç inanmıyorum. Yaptıklarının karşılığını hem bu dünyada görecektir hem de mahkeme-i kübrada göreceklerdir. Bu insanların bunu yapıp yapamayacakları ayrı bir konu. Asıl vahim olan kendi ülkesine adaletle kalkınmayı vaat etmiş bir siyasi partinin, iktidarın ve kadroların artık yolsuzluğu savunuyor olması, yolsuzluğun üzerine giden polisten rahatsız olması. Bakın tekrar ediyorum, başbakanımızın desteğiyle yürüttük biz bu projeyi. Bu polis teşkilatı bu projeye direndi. Fakat başbakanımızın bu projeye özel bir anlam yüklediğini ve takip ettiğini söyleyerek biz bu projeyi gerçekleştirdik. Ve projenin alt başlığı da yolsuzluğun önlenmesi için etik projesidir. Biz polislere bir bardak çay içmeyin derken, büyük yolsuzluklar karşısında duyarlılıktan gelin, görmezlikten gelin diyemezdik. Polisler şu anda yapmış oldukları şey bu milletin kendisine verdiği görevin gereğidir. Hocam bu araya giriyorum, bağışlayın, bir şey soracağım. Elinizde buyurun. Biraz önce gösterdiğiniz kitapta ikinci defa gösteriyorsunuz yayın boyunca. Başbakanın bilgisi dahilinde yürüttük projeyi dediniz. Siyasi irade bugüne kadar bize şöyle yapıldı, bize böyle yapıldı deniyor ama baktığımızda özellikle gündemde olan isimler konuşmaya başladı. Yani bunun içinde Yurt Atayün de var, daha sonra Ali Fuat Müdür de var, daha sonra Emniyet İstihbaratı'nın eski daire başkanı da var, Ramazan Akgürek de var. Hepsinde görüyoruz ki biz Başbakan Erdoğan'ın bizzat haberi var yürütülen operasyonlardan ve süreçten. Yani şimdi, ne adım atılmışsa Başbakan'a haber verilmiş. Şimdi Akif Bey, ben bu projeyle ilgili Başbakan'la görüşmedim. Başbakanlık Etik Kurulu bünyesinde yürürken bu projeyi Emniyet Teşkilatı içerisinde yürütülen 5 ayrı kurumda yapıldı bu. Sadece biz Emniyet Teşkilatı'nda değil. Bu hacimli bir projedir.
İngilizce de tercüme edildi. Başbakanlık Etik Kurulu'nun resmi yayınıdır bu. Bu projeye Emniyet Teşkilatı'nda o günkü, bakın dikkat edin, o günkü ve AKP'ye yakın olan bazı üst düzey emniyet mensupları engel olmak istediler. Ve biz de başbakanımızın bu projeye verdiği desteği bildiğimiz için dedik ki bu işin arkasında başbakan var, bu işi yapmamız lazım. Eğer bize engel olursanız başbakanımız bunu duyacaktır, bu konu başbakanımıza intikal ettirecektir diyerek başbakanımızın nüfuzunu kullanarak bu projeyi tanımladık. Asıl başbakanımızın haberdar olduğu bir başka konudan bahsedeyim ben size. Buyurun. Akif Bey, başbakanımız aralarında şu andaki bazı yani yolsuzluk iddianamesi olan bakanlar olmak üzere kabinedeki bazı bakanların yolsuzlukla ilgili haklarında iddia olduğunu başbakanımızın AK Parti'nin ilk yıllarından beri bildiğini de biliyorum. Yani başbakanımız sadece bu yürütülen operasyonlardan emniyet müdürleri tarafından bilgilendirilmiş değil, parti içerisindeki bazı siyasilerin bu türlü işlere bulaşıp bulaşmadığını Sayın Başbakan'ın bildiğini de biliyorum. Dolayısıyla 17 Aralık operasyonunda polislere yapılan en büyük suçlama şuydu. Bakın Akif Bey, şunu duymadım ben medyada. Bu insanlar yolsuzluk yapmamıştır diyen duymadım. Bu insanlar yolsuzluk yapmış olsa bile zamanlama problem dediler. Bakın, seçim sürecinde, 30 Mart seçim sürecinde siyasette yolsuzluk yoktur, AK Parti kadrolarında yolsuzluk yoktur diyen bir tane AKP'li bürokrat bilmiyorum. Ben Ankara'da yaşıyorum yaklaşık 35 yıldır ve çevremin büyük bir kısmı AK Parti siyasilerinden oluşmaktadır, AK Parti bürokratlardan oluşmaktadır. Bir tane siyasetçi bilmiyorum AK Parti'de yolsuzluk yoktur diyen, AK Parti'ye oy veren bir tane vatandaş tanımadım ben AK Parti'ye yolsuzluk yapmadığı için güvenerek oy verdim diyen. Herkesin bildiği bir gerçek. Ama sorun şuydu bakın. 17 Aralık operasyonundan sonra başbakanımızın ilk beyanatı şuydu. Olay yargıya intikal ettirmiştir. Bu aşamada konuşmam uygun olmaz. Evet. Doğru olan buydu. Bu süreç devam etmeliydi. Eğer bu insanlar, bu dört tane siyasimiz, halkın seçtiği siyasi, halkın güvenini suistimal etmediyse, yolsuzluğa bulaşmadıysalar, bu polis teşkilatı, bu yargı teşkilatı sütten çıkmış ak kaşık gibi masum ve dürüst olan dört tane bakanı yargılayamazdı. Bugün polis teşkilatını darmadağın eden siyasi irade dört tane bakanına sahip çıkabilirdi. Ama sahip çıkılmadı. Bu namuslu olduğu iddia eden insanlar görevden alındı. Neden alındı? Madem yolsuzluk yoktu. Peki yolsuzluk yaptıkları düşünülüyorsa neden bu partiye yolsun üzerine gidilmedi? Yani adı Adalet ve Kalkınma olan bir siyasi parti 12 yıldır iktidardadır. Polise neden zamanlama işini yaptın diyen siyasi parti kendisinin parti programında yolsuzlukla mücadeleyi de parti programında öne alan içeren bir partinin yolsuzlukla mücadelesindeki zamanlaması nedir? Ne zaman? Ne zaman sırası gelecekti AK Parti'nin kendi içindeki yolsuzlukların üzerine gitmeye? Polisi zamanlamakla suçladınız. Ne zaman yapsaydı polisin yaptığı operasyonlar sizi rahatsız etmezdi? Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce o dönemdeki yolsuzluklar varsa şayet gitseydi uygun olur muydu? Peki referandumdan önce gidilseydi, referandumdan 15 gün önce hükümetin yolsuzlukları varsa ortaya dökülmesi olsaydı uygun olur muydu? 17 Aralık diyorsunuz. Peki şu anda uygun mudur? Ne zaman uygundur? Bir siyasi parti için, iktidardaki bir siyasi parti için yargı, zamanlama gibi bir düşüncesi olamaz. Bunu siyasetteki insanlar düşünecekler. Evet. Yolsuzluk yapmaları durumunda bunun partiyi yıpratacağını, yargı camiası iktidardaki partinin yolsuzlukla yıpranacağını hesap ederek hesabı kitabı adalet gerçekleştiremez. Onun hesabını eğer yolsuzluğa bulaşmak yıpratıyorsa ki yıpratıcıdır, hamama giren terler, yolsuzluk yapanlar yıpranacaklar. Böyle bir şey yok yani siyasette. Ben yolsuzluk yapacağım ama bunu ortaya çıkarırsanız ben yıpranırım. O halde siz ortaya çıkarttığınız zaman bana darbe vurmuş oluyorsunuz. Yok böyle bir şey. Evet. Bu darbe kavramını biraz açmaları lazım. Nasıl oluyor da 12 hocam bir de darbe topla tüfekle olmaz mı? Darbe dediğiniz efendim, topla tüfekle olur. Tabii ki. Tabii ki. Hayır, işin ilginç tarafı şu. Yani çok namuslu bir kadına iftira atmak nasıl bir vicdanları sızlatan bir şeyse bugün bu ülkede 12 yıldır
darbeleri önleyen bir teşkilata. İlginçtir ki darbeci olmakla suçlanıyor. Yaptıkları iş nedir? Yolsuzluk yapan bazı siyasiler ve onların çocukları, ortaya bunlar dökülmüş ve saçılmıştır. Para kasaları, izahını yapamayacakları ilişkiler. Siz şimdi o zaman şunu açıklamak lazım. Sizin siyaset anlayışınız yolsuzluk demek mi? Yani yolsuzluğa operasyon yapıldığı zaman siyasete yapılmış oluyor, öyle mi? Peki siz neden partinin ismini Adalet ve Kalkınma Partisi diyorsunuz? Yolsuzlukla Kalkınma Partisi dersiniz, millet ona göre oy verir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde adalet gerçekleştirmesi lazım. Adalet dostlar için, ahbaplar için, efendim aile bireyleri için lütuf ve ikramlar dağıtmaz. Adalet yeri geldiği zaman kişinin kendi parmağını da kesmesini sağlar. Adalet kendi çocuğunuzu da uygularsınız. Şimdi siz dün destek veren insanları iktidarda kalmanıza, bunun üzerine altını çizerek tekrar ediyorum, bugünkü AK Parti iktidarı Türk polis teşkilatına minnettardır. Bu insanlara karşı yolsuzluk operasyonu yaptı diye darbeci demek şunu ifade ediyor. Demek ki sizin siyaset anlayışınız yolsuzlukla özdeşleşmiş. Yolsuzlukla bugüne kadar siyasi irade hocam, darbe, bugüne kadar 17 ve 25 Aralık operasyonlarından sonra siyasi irade devamlı bize darbe yapıldığı söylemini işledi. Her yerde, her alanda. Fakat halkın darbenin hangi şartlarda gerçekleştirildiğini veya hangi şartlarla gerçekleştirilebileceğini bilmesi lazım veya ona göre anlatılması lazım, değil mi? Yani yolsuzlukla mücadele ediyor veya görevini yapıyor polis, darbeyle suçlanıyor. Şimdi tekrar ediyorum. Bugün 17 Aralık operasyonu yapanlar, bu birimler Türk Polis Teşkilatı'nın bu devlet tarafından kurulmuş birimleridir. Bu birimlerin yapmış oldukları operasyonlar AK Parti döneminde çıkartılan kanunlara göre bu operasyonları yapmışlardır. Bu operasyonlar hükümetin operasyonudur. Hükümetin memurları tarafından yapılmıştır. Dün darbeleri önlediği zaman sizin polisiniz, milletin polisi olanlar neden bugün sizin partinizdeki bazı insanların yolsuzluğunu ortaya çıkarttığı zaman başkalarının polisi oluyor? Bence siyasi irade çok önemli bir fırsatı kaçırmıştır. Hakkında yolsuzluk iddiası olan insanlar eğer yolsuzluğa karışmamışlarsa bunlar aklanırlardı. Varsa siyasetten ayıklanırlardı. 12 yıldır iktidarda olan bir partinin yozlaşmasını kimse inkar etmiyor. Edemiyor. O halde bu insanlara karşı yapılan bir operasyonu darbe olarak algıladığınız zaman ve bütün bunun sonunda da sadece İstanbul'da, Ankara'da veya İzmir'de değil, Türkiye'nin bütün illerinde bu operasyonları yapma kapasitesi olan birimleri darmadağın ettiğiniz zaman demek ki korkunun yaygın olduğunu, demek ki yozlaşmanın adeta siyasetle özdeşleştiğini gösteriyor. Tekrar ediyorum, 17 Aralık operasyonuna verilen tepki 17 Aralık operasyonu konusundaki endişeleri bende kuvvetlendirmiştir. Yani iddianameyi görmedim ama saçma sapan, hukuksuz delillerden oluşan bir iddianame olsaydı bu kadar korkulmazdı. Yine aynı şekilde Tevhid ve Selam örgütü gerçekten aslı olmayan bir örgüt olmuş olsaydı, somut deliller olmasaydı bugün birileri bu kadar paniklemez ve bu kadar masum insanı hiç de inandırıcı olmayan ajanlık iddiasıyla suçlamazlardı. Tekrar ediyorum, bakın Akif Bey, Sayın Başbakanımız, İçişleri Bakanlarımız daha düne kadar etraflarında bu insanlar vardı. Bu insanların kim olduğunu bilerek yanlarına alıyorlardı. Bu insanlara güveniyorlardı. Bunların işlerini iyi yaptıklarını, bunların namuslu olduklarını, bunların onları da satmayacağını, memlekette satmayacağını biliyorlardı. Saf değillerdi, tanıyorlardı. Eğer bir ihanet söz konusuysa şayet, bu insanlar ajansa, bu insanlar darbeciyse, bu insanlar komplocuysa, bu komplonun sorumlusu siyasi iradedir. Polisin yapmış olduğu bu işler eğer öyleyse, onların yapmasına veren siyasi irade de sorumludur. 12 yıldır aciz miydiniz siz? Bu ülkeyi yöneten siz değil miydiniz? Evet. Hocam öyle bir hal aldı ki, polisler dün özellikle Mali Şube'den eski sorumlusu Yakup Saygılı ve ekibi adliyeye gitti. Kendilerinden o kadar emin, yaptıkları işlerden hukuka uygun olduğunu o kadar eminler ki adliyeye gidip orada bizim hakkımızda bir soruşturma var mı?
ve bu soruşturmadan herhangi bir şekilde gözaltına alınacak mıyız? Eğer gözaltına alınacaksak işte biz buradayız şeklinde oraya gidip soruşturma savcısıyla görüştüler. Şimdi Akif Bey, ben ne kendime ne de başkalarına sonsuz bir güven ve sonsuz bir emniyetle itimat edemem. İnsan hata yapabilir. Bu arkadaşlarımızın yapmış oldukları görevler çok riskli görevler. Görev yaparken hataları, kusurlar olabilir. Ama bu arkadaşlarımızın kendilerine atılan darbeci, ajan gibi ithamları hak ettiklerine kesinlikle inanmıyorum. Yani bu insanların kendilerine güvenmelerine ben de kabul ediyorum. Ancak şunu da söyleyeyim. Napolyon'un yine bir sözü vardır. Bana öyle bir söz söyle ki seni onunla idam etmeyeyim. Evet. Bugün benim şurada yapmış olduğum konuşmadan dolayı beni meslekten de ihraç edebilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından da çıkartabilirler. İstedikten sonra istediğiniz lafı bir tarafa çekersiniz. Oysa benim yaptığım nedir biliyor musunuz? Bakın, 12 yıldır severek, gönülden inanarak destek verdiğim ve bu insanlara hizmet etmesi için eğittim polislerim, meslektaşlarım ve arkadaşlarım haksız bir şekilde iftiraya maruz kalıyorlar. Haklarında çamur atılıyor mesnetsiz bir şekilde ve bunların hepsinin gerçek bir yargılama olduğu takdirde en kısa zamanda beraat edeceklerine inandığım halde seçim malzemesi yapılıyorlar. Peki. Yazıktır, günahtır. Yani bu seçim sürecinde bu masum insanların mağdur ederek, şov yaparak yargıyı siyasete alet etmek yakışmıyor. Milleti aldatmayalım. Bakın, Peygamber Efendimizin kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı insanları sayan hadisleri vardır. Bunların birisinde de der ki Peygamber Efendimiz, milletine yalan söyleyen, milletini aldatan devlet başkanının Allah yüzüne bakmayacaktır. Bu insanlar bunu düşünsünler. Peki. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Mahkeme-i Kübra'ya inanıyorlarsa değmez, yakışmaz. Hiçbir makam Allah'ın rızasından daha yüce olamaz. Peki. Masum insanları, evlatlarını, eşlerini yıllarca fedakarca çalışıp mağdur etmiş, sizler için çalışmış bu insanları seçim malzemesi yapmayın. Ben korkuyorum ki bu siyasilerin yaptığından dolayı ve buna millet de sahip çıkmazsa bu namuslu insanlara, bu memleketin başına bir musibet, bir bela gelebilir endişesi taşıyorum. Ve tekrar ediyorum, en üst düzeyden, Cumhurbaşkanından, Başbakanından, İçişleri Bakanlığı ve aşağıdaki güvenlik bürokrasisine kadar herkes bu insanların darbeci olmadığını, ajan olmadığını, namuslu olduğunu biliyor. Ancak mesele de burada zaten biliyor musunuz? Şu anda mesele şu, bu insanların dürüst olması problem. Yani bu insanlar nasıl bir ilişki içerisindeler ki? Kendi emirlerinde çalışan, kendilerine hizmet eden bu insanların dürüstlüğünden korkuyorlar. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yayına yaptığınız katkıdan dolayı çok sağolunuz. Sizler de sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Polis Akademisi öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Cerrah yayın konuğumuzdu. Son dönemde yaşananları konuştuk efendim. Bitiriyoruz, hoşçakalın. Ticaret bu, biliyoruz. İnişli çıkışlıdır. Ne kadar uğraşsan da işlerinin ne zaman kesat, ne zaman rast gideceği belli olmaz. Çözüm çok uzaktadır bazen, bazensa çok yakında.